Merhaba arkadaşlar. İstatistik 2 kitabımızın ikinci ünitesinden, istatistiksel tahminleme ünitesinden soru çözümlerine devam ediyoruz. Hemen bakalım sorumuzda. Normal dağılıma sahip bir evrenden rastsal olarak seçilen 225 birimlik örneklemin ortalaması 16 ve standart sapması 4 olarak hesaplanmıştır diyor. Buna göre evren ortalaması %99 güvenle hangi aralıkta yer alır diye sorulmuş. Bu bir güven aralığı, aralık tahminlemesi sorusu. Zaten ana kütlenin normal dağılıma sahip olduğu bize söylenmiş. Hatırlayacağınız üzere merkezi limit teoremi gereği eğer ana kütleniz, evreniniz normal dağılıma sahipse buradan çekeceğiniz örneklemde normal dağılmış oluyor. Bunu nerede kullanıyoruz? Bunu tablo değerinin hesabında. Acaba standart normal dağılım tablosu olan Z tablosundan mı yoksa T tablosundan mı yararlanacağız? Onun için kullanıyoruz. Dolayısıyla örnekleme ilişkin verilerimiz neler burada bizim? N eşittir 225 birim alınmış ki bu da 30'dan daha büyük bir değer. Hatırlayacağınız üzere yine merkezi limit teoreminde eğer ana kütlenin evrenin dağılımı hakkında bir bilgi sahibi olmasaydık buradan çektiğimiz örneklemin hacmi 30'u aştığı zaman zaten normal dağılıma sahip olmuş oluyor idi. Buradan da sağlamış oluyoruz. Örneklemin ortalamasını ne olarak hesaplamışlar? 16 olarak hesaplanmış. Standart sapması da 4 olarak hesaplanmış. Ve bize 1 eksi alfa eşittir 0,99 veya alfa eşittir 0,01 hata payı ile %99 güven düzeyinde veya alfa 0,01 hata payı ile evren ortalamasının aralık tahmini sorulmuş. Aralık tahminini nasıl yapacağız? Aralık tahmini şu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Yine ana kütle ortalaması için aralık tahminini Z çarpı Cx bar küçük eşit mü küçük yine örneklem ortalaması artı Z çarpı Cx bar eşittir 1 eksi alfa ile gösteriyoruz. Peki alt ve üst sınır bakın şurası alt sınır burası üst sınır yani hatayı bir toplayıp bir çıkardığımızda örneklem ortalamasına evren ortalaması için güven aralığını teşkil etmiş oluyoruz. Buna göre Z değerini bilmemiz lazım. Alfa eşittir 0,1 için Z değerimizi hatırlayacak olursak 0,01 için ne olarak hesaplamış biliyoruz? 2,57 olarak alıyoruz. Eğer bunu yine hatırlatmakta fayda var. 0,05 düzeyinde hata payıyla çalışıyorsanız bunu 1,96 olarak alıyoruz. Ama bizim kullanacağımız, bunu parantez içerisinde yazalım. Bizim kullanacağımız değer 2,57 değeri. X ortalama zaten biliniyor. Geriye sadece ortalamalar dağılımının standart sapmasını yani kısaca standart hatayı hesaplamak kalıyor. Standart hata değerimizi nasıl hesaplıyoruz? S bölü karekök n. Örneklemin standart sapması olan 4 değerini örneklem hacmi olan 225'e böldüğümüz zaman bunun değeri de 225'in karekökünü aldığımızda 4 bölü 15 o da eşittir 0,2 olarak elde edilir. Şimdi gelin bu elde ettiğimiz değerleri formülasyonda yerine yazalım. 16 eksi 2,57 çarpı 0,2 küçüktür evren ortalamasından 16 artı 2,57 çarpı 0,2 diyoruz. Ve bunun olasılığı nedir? 0,99. Güven düzeyinde biz bu aralığı elde etmiş olacağız. Peki şu 2,57 ile 0,2 çarpımını 0,69 olarak yazarsak kısaca 16 değerinden 0,69 değerini bir çıkaracağız. Çıkardığımızda 15,
31 değerine ulaşırız. Bir de 16 değerine bunu eklediğimizde 16,69 değerini elde etmiş oluruz. Bunun olasılığı neydi? 0,99. Yani ana kütle parametresi olan, ana kütle ortalaması olan μ'nün 15,31 ile 16,69 arasında olma olasılığını 0,99 olarak ifade ediyoruz. Seçeneklerimize baktığımızda bu değerler D şıkkında, evet, 15,31, 16,69 olarak verilmiş. Demek ki bu sorunun doğru cevabı D olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar.